Merhaba sevgili dostlar. Kışlık yapmaya bayağı kafayı takan ben bugün de karadut reçeli yapacağım. 1 kilo kadar karadutum var, 1 kilo kadar şekerim ve bir de yarım limonum var. Önce dutlarımızı ve şekeri bir tencereye alıp yaklaşık bir 4 saat kadar falan bekleteceğiz. Tabii şöyle bir karıştırır gibi yapalım. Hafiften şekerler içine doğru aksın. Biraz dinlensin bu şekilde. Daha sonra kaynamaya bırakacağız. Biraz demlediğimiz, şekeriyle beklettiğimiz karadutlarımızı altını açarak ocağımızı kaynamaya bırakıyoruz. Kapağını da kapatalım. Bu şekilde kaynasın. Şekerini iyice eritsin. Bir 4 saat kadar falan şekerle demlediğimiz karadutlarımızın ocağımızı alıp altını açıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Tabii kapağını kapatalım. Ha, bu süre zarfında tabii kapağını kontrol ederim. Bir anda köpüklenip taşabilir. Herhangi bir taşma riskini göz önünde bulunduraraktan siz ocağınızın altını kısın lütfen. Kısmazsanız böyle taşabiliyor. Kaynamış olan reçelimizi yarım limonumuzu bu şekilde böyle çok fazla olmayacak şekilde gezdirelim. Çekirdeğini düşürdüm tabii ben. Akışkanlığını kaybetmiş kaynayan reçelimizi ocağımızdan alalım ve kavanozlara beraber dolduralım. Aslında reçelleri tepsilere döküp güneşte kuruttuğumuz zaman daha güzel bir kıvam alıyor. Ama böyle de yapabilirsiniz. Bayağı da güzel oluyor kıvamı. Erkeğe ihtiyaç duyduğum tek yer mutfak. Kavanoz kapatmak. Ya bir insan bu kadar mı zorlanır kavanoz kapatmaya? Kavanozu kapatıyoruz hemen. Böyle ters çeviriyoruz. Hatta biraz sonra ben onun üzerine altına bir mendil serip üzerini kapatıvereceğim. Sabaha kadar beklesin. Sıkıntı yok. Bir 5-6 saat de bekleyebilir. Ondan sonra kaldırıp serin bir yerde bekletebilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz bir like benden çok görmeyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olanlar yorumlara yazsınlar. Ben de geri dönüş yapayım. Böyle 3 tane kavanoz olacak ama ben yemek için bir tabağı daha alacağım şöyle. Bir tadalım değil mi? Bakalım yani nasıl olmuş. Gerçi sıcak sıcak da pek tadılmaz ama böyle. Afiyet olsun herkese.